Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız bugün size şehirden köye göç rehberi hazırladık. Köye göç rehberinde 5 tane çok önemli madde var. Şimdi o maddelere geçeceğiz. O maddelere geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Haydi başlayalım. Dostlarımız ilk maddemiz aceleci olmayın. Biz aceleci olduk. Burada aceleci olarak aslında bir hata yaptık. Yani aceleci derken aslında dönemin tarihsizlikleriyle biraz uğraştık ama daha birazcık daha vakit olsaydı çok daha sağlıklı bir karar verebilirdik herhalde. Şöyle ki biz şehirden köye göç kararı aldığımız anda İstanbul'daki ev sahibimize evden çıkacağımızı söyledik ve daha sonra bir türlü istediğimiz gibi bir ev bulamadık. Ev bulamadığımız için de aceleci olarak bu ilan sitelerinden Ev aradık ve <laughs> bulduğumuz ilk eve de taşındık. Bizim en önemli yaptığımız hata ilan sitelerinden ev bakmak ve çok aceleci davranmaktı. Çünkü ilan sitelerinde birincisi bulamıyorsunuz. Çok fazla köy evleri ilan sitelerinde olmuyor. Varsa da olması gerekenden biraz daha pahalı olabiliyor. Ya yani şunu söyleyebiliriz kendi tecrübelerimizden iki kat ya da üç kat daha pahalı oluyor. <gülüyor> biz <gülüyor> biraz daha değildi. Değil <laughs> Şimdi biz ilk evimizi bulduğumuz zaman İstanbul'a göre kiralar bize çok uygun geldi. Çok uygun geldi. İçinde direkt "Aa tamam" dedik. Çok uygun gidelim. Ama daha sonra bulunduğumuz bölgeye taşınıp oradaki insanlarla iletişim kurmaya başlayınca fazla kira verdiğimizi öğrendik. O ödediğiniz aradaki fazla tutar öğrendikten sonra sizde böyle birazcık tabii ki rahatsızlık, gerginlik yaratabiliyor. Bu da daha orayla huzursuz olmanızı sağlıyor ve aslında kısa bir vadede taşınmanıza neden oluyor. Bu da hoş bir şey olmuyor. Yani insan gibi yaşamak istiyorsanız, gittiğiniz yerde huzur bulmak istiyorsanız buna çok dikkat etmeniz lazım. İkinci acele ettiğimiz konu ise biz hiç araştırma yapamadık. Evet. Mutlaka yaşayacağınız bölgeye gidin. Bir köy kahvesinde oturun. Bir sokak hayvanlarına bakın. Orada ne haldeler? Sokak hayvanı var mı? Hani köpekler iyi halde mi? Hepsi uyuz olmuş, hastalıklı mı? Çünkü bu oradaki insan kitlesiyle ilgili aslında size fikirler verebiliyor. Yani görüşebileceğiniz, konuşabileceğiniz birkaç kişi olursa, yani hem bölgeyle alakalı, genel olarak kiralar nedir, ne değildir, onunla alakalı fikir sahibi olmuş oluyorsunuz. Hem de sosyolojik yapı size ne kadar uygun? Siz orada ne kadar uyumlanabileceksiniz? Bu da çok önemli bir konu. Tanıdığınız biri varsa mutlaka tanıdığınızla iletişime geçin ve tanıdığınız kişi vasıtasıyla oradan bir yerler arayın. Aceleci olmaz bu dediğimiz noktalarda sağlam adımlarla ilerlerseniz daha huzurlu olursunuz. Ve gelelim ikinci mühim konuya. <laughs> Nedir? Tamamen duygusal olan para. Para. Para şöyle önemli. Huzur için gittiğiniz yerde huzursuz olmak, imkansızlıklardan dolayı başka bir strese girmek, farklı arayışlara girmek istemiyorsanız belli bir birikimle yola çıkmanız daha sağlıklı bir karar olabilir. Bizim yine burada yaptığımız bir hata var. Bugün hep hatalarımızdan bahsedeceğiz ki başkaları bu hataları tekrarlamasın. Aslında en büyük hatamız bu maddi konuda. Biz bir iş kurduk ve o işe güvenerek buraya geldik. Şunu düşünmedik. Bir kriz olur, bir şey olur. İşte dolar iki katına çıkar ne bileyim işler birden durur o zaman ne yaparızı düşünmedik. Köşemizde bir para yoktu. Çok güzel bir iş kursanız da gittiğiniz yerde çok güzel bir iş yapmayı düşünseniz de mutlaka köşenizde sizin bir kötü gün paranız olsun. Bu kötü gün paranız olmazsa çok huzursuz olabiliyorsunuz. Biz İstanbul'dan Sakarya'ya taşınırken günde 150-200 kargo hazırlıyorduk. Biz zannettik ki o hep öyle devam edecek ama öyle bir noktaya geldik ki şu anda... Etmedi. E, yani öyle devam etmedi. Evet günde 3-4 kargo hazırlayacak kadar yani işler düştü. O yüzden güvendiğiniz iş sizi ne kadar götürebilir veyahut da en kötüsünü düşünerek yola çıkmak yine daha sağlıklı olacak. Yani şuna da güvenmeyin. Bir eviniz vardır, evi kiraya vermişsinizdir. Nasıl olsa o kirayla orada geçinirim diye de düşünmeyin. Hmm. Devir çok kötü, kiracınız kiranızı ödeyemez, mahkemelik olursunuz. En kötüsün, en kötü senaryoyu düşünmek zorundasınız çünkü. Mesela 6 ay Dava süreci oldu ve 6 ay boyunca kira alamadınız. Siz yaşamanızı devam ettirebilecek misiniz? İster daha ileriki yaşlarda olun ister bizim gibi genç olup daha önce böyle bir hayatı deneyimlemek isteyin. Mutlaka köşenizde kötü gün paranız olsun. Sizi en az 6 ay idare edebilecek bir parayla gelmeniz huzurunuz açısından çok önemli. Yani şu noktada bu konu önemli. Yani tabii ki kenarda bir para olması ister metropolde yaşayın ister köyde yaşayın. Tabii ki her iki durumda da gerekli. Fakat şöyle bir durum var. Köylerde kaybettiğiniz işin yerine yenisini koymak o kadar kolay olmuyor. O süre çok uzayabiliyor. Yeni bir şey yapmak, yeni bir işe girmek, bir şeyler üretmeye çalışmak ya, ya da tarım yapacaksanız bile o bile yani beklemek gerektiren bir iş. E, haliyle orada size biraz zaman kazandırması için birikim önemli. Üçüncü önemli konumuz bölge seçimi. Şimdi hangi şehirde yaşarsanız yaşayın, e, hangi köyde yaşarsanız yaşayın, yan yana iki köy bile birbirinden çok farklı olabiliyor. Kesinlikle. Kendi kültürel yapınıza uygun bir yer bulursanız daha huzurlu ve rahat yaşarsınız. Nitekim biz de Sakarya şehrinde iki farklı bölgede oturduk. Kısa zamanda da ikisi de tecrübe etme fırsatımız oldu. İki yapı birbirinden gerçekten çok farklı. Yani Bir taraf iyidir, bir taraf kötüdür anlamında kesinlikle değil. Fakat uyumlanabildiğiniz yer, daha kendinizi rahat hissedebildiğiniz, anlaşabildiğiniz insanların olduğu, sosyalleşebilme ihtimalinizin olduğu yerde olmak tabii ki çok daha güvende hissettiriyor size. Mesela biz en başta bölge seçimini daha doğru yapsaydık, daha kendimize göre bir yer seçseydik, daha senemiz dolar da olmaz taşınmak zorunda kalmayacaktık taşınmadığımız için de daha az masrafımız olacaktı. Daha az yorulacaktık ve daha az üzülecektik. Çünkü bizim için gerçekten çok stresli bir dönem. Paylaşılan şey var, paylaşılamayan şey var. Sonuçta biz burada hayatımızın bir kısmını paylaşıyoruz, bir de paylaşmadığımız bir kısmı var. Bizim için çok stresli bir süreçti. Bu tarz bir göç hikayesine başlayacak insanların da böyle bir stres yaşamasını istemeyiz. Bu yüzden yaşayacağınız bölgeyi çok iyi seçin. Tam bu noktada farklı bir konuya geçerken dördüncü maddemizi şöyle bahsedeyim: sosyalleşmek. Sosyalleşmek için de birazcık kendinize uyumlu bir çevrede olmanız çok önemli. Yani ister insandan kaçın, ister doğaya kaçın, ister şehirden kaçın, ister kalabalıktan kaçın. Ne olursa olsun insan insana muhtaç. Yani yeri geliyor komşu komşunun külüne muhtaç oluyor. Bir anda bir şey ihtiyaç duyabilirsiniz. Köy yeri yani mutlaka kapısını çalacak birinin olması çevrenizde size iyi hissettirecek, güven verecek. Bir anlamda da şöyle sosyolojik yapının size uygun olması, oraya uyumlanmanız geri dönüş belki ihtimalini biraz olsun kaldırabilecek bir şey. Çünkü böyle kararlar alıp sonrasında tekrar büyük şehirlere göç eden ailelerde oluyor bunları duyuyoruz. Dayanışma içinde olacağınız kişiler bulmak ve onlarla bir güç birliği yapmak çok önemli. Mutlaka sosyalleşin ve insanlarla güzel ilişkiler kurun. Gelelim beşinci konuya. Beşinci önemli konumuz bizim için çok önemli. Çünkü çok sıkıntısını çektik ve çekmeye de devam ediyoruz. Biz İstanbul'dayken işimizi kurabilmek için aracımızı satmıştık. Köyde gerçekten araçsız çok zor. Bir gün çok... Kötü bir anımız var. Mia düşmüştü. Hatırlıyorsun değil mi? Evet kafasını vurmuştu ve biz çok panikledik. Akşam 2 taksi yok. Böyle yerlerde taksi olmuyor. Genelde akşam 7'den 8'den sonra herhangi bir şekilde vasıta bulamıyorsunuz. Kimseyi bulamıyorsunuz. Ya yürüyerek gitmeniz lazım ya koşarak bu da çok can sıkıcı oluyor. Ambulansla hastaneye gittik bir şekilde ulaştık ama bu sefer de işin geri dönüşü var. Saat çok daha ilerledi. Taksi bulamıyoruz. Biz o kadar emindik ki hastane He. burası mutlaka. Dönüşte taksiye bineriz. Hani İstanbul'dan bir alışkanlık yani <laughs> taksi mutlaka hastane kapısında hep olur yani 24 saat bizim Kafamızdaki böyle bir şey fakat öyle olmuyormuş. Taksi bulamadık. Birisi böyle bizi hani rica eve bıraktı. Aynen. Eve bıraktı Daha, yani. Adam acıdı bizi eve bıraktı. Siz dedi ne bu saatte taksi dedi. dedi yani, <laughs> Allah Allah siz nereden geliyorsunuz falan yaptı. Ya, o da inanamadı bizim o saatte orada taksi aradığımızda. Daha böyle yerel bir abiydi çünkü. Sağ olsun bizi eve bıraktı. İkinci bir şey de. Sonuçta bulunduğunuz yerde böyle büyük marketler falan olmuyor ve alışveriş etmeniz gerekiyor. E, alışverişi de yüklü olarak yaparsanız sizin için daha avantajlı oluyor büyük marketlerden. E, onun da eve getirilmesi çok problem oluyor. e Sağa sola gitmeniz gerekiyor. Her türlü araç o kadar çok gerekiyor ki aslında. Evet. Bir yandan da şöyle bir şey var ki ulaşım çok daha pahalı oluyor köyde. Minibüste daha pahalı, otobüste daha pahalı. Kilometre olarak gittiğiniz yere göre ödediğiniz rakamlar genelde yani, e, metropollere göre çok daha yüksek oluyor. Büyük şehirlere göre iki kat diyebiliriz. Ücretlerinin yanı sıra bir de şöyle bir durum var. Mesela Saatler. şu an oturduğumuz yerde çok daha seyrek otobüs geçiyor. Yani iki saatte bir otobüs var. Tabii ki işinizi buna göre ayarlayabilirsiniz ama anlık bir durum geliştiğinde isterdim ki yarım saatte bir araç olsa köye. Dışarıdan gelen misafirler için de çok zor oluyor. Ee, bizim de bir yere ulaşmamız çok zor oluyor. Bir de işin saat boyutu var. Ki hatırlarsınız ben geçen gün mama almaya yürüyerek Söğütlü'ye gitmiştim. Yani köpeklerin möpeklerin içinden geçerek. Allah'tan, Sen... köpekten korkmuyoruz. Yani <laughs> o konuda bir sıkıntımız yok. Sakarya'dan buraya birisi gelmek isterse de en geç oradaki 7'deki otobüse binip gelebiliyor. Evet dostlar, biz kendi tecrübelerimizden yola çıkarak bunları yapabilirsiniz. Bunları yapmazsanız daha iyi olur diye bir rehber hazırlamaya çalıştık sizlere. Kendi yaptığımız tüm hatalardan size bahsettik. Siz yapmayın bu hataları. Evet sevgili dostlar siz göç düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız hangi bölgeler üstünde yoğunlaşıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Umarız hazırladığımız bu rehberi beğenmişsinizdir dostlarımız. Umarız birilerinin işine yarar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bağlar ama... E... Bu arada koca adamı da gösterelim şöyle yandan. Oturmaya da başladı. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> yandan hu hu devamı bozdu çekimlerimizi. İnsan kızamıyor da. <laughs> çok çok <sevim. gülüyor> <laughs> Aşkım. Yine sıkılıyor